Sıra geldi 10. sorumuza. Bakalım. Onda da Allah kerim. Evet, Allah kerim. Bakalım neler olacak. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Şimdi bu 100 bin garanti mi? 100 bin liranız evet. Ha, garanti yani. Evet, yani ha. Çekilirseniz 100 bin lirayla çekilirsiniz. Tamam. Ama yanlış cevap verirseniz şimdi yine 30 bin liraya düşersiniz. Evet, evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Rana Hanım bu parayla? Ben ne yapmayı düşünüyorum? Dedim zaten ben böyle bir para elimde olduğu zaman yani bir yere yardım etmek istiyorum. Yardım edeceğim ilk yer ihtiyacı olan akülü sakat arabası kullanmaya ihtiyacı olan birisine akülü araba alıyorum. Araba alacaksınız. Alıyorum ve daha önce de aldım. Daha önce de aldınız. Beş tane aldım diğer yarışmadan aldıklarımdan. 5 tane akülü araba yerine göre böyle ihtiyacı olana verdim. Buradan da yine bu parayı o şekilde mi verdin? İnşallah. Efendim gönlünüze sağlık. İnşallah. Allah size gerçekten sağlıklı evet, uzun ömürler benim, versin. Tabii ki yardım her yere olabilir ama ilk düşündüğüm böyle oluyor. Evet. Yani işe yarasın, o alsın arabayı gitsin, işine gitsin. Mesela çok böyleler var. Evde kapalı kalıyor, bir iş icabı ediyor falan o şekilde. Yani akülü arabaya binsin, bir yerde ona da görev verilsin inşallah evet. Öyle gibi kimselere. Faydalı olayım ben. O vatandaşlarımıza yani destek ben olmak ona adına. Faydalı olmak istiyorum. Gönlünüze sağlık efendim. Ha. Sorumuz geldi. Gelsin. İkinci Elizabeth, Ekim 1971'de Anıtkabir'i ziyareti sırasında Atatürk'ün bir fotoğrafını incelerken özellikle hangisinin Atatürk'e çok yakıştığını söylemiştir? A. Frak. B. Kalpak. C. Körüklü çizme. D. Gözlük. Şimdi ben bunda körüklü çizme değil, gözlük de değil. Yani kendi düşünceme göre. Ne düşünüyorsunuz efendim? Frank'la kalpak. Kalpak çok yakışıyor Atatürk'ümüze. İkisinden birini. İkisinden biri diye düşünüyorsanız efendim çok kıymetli bir jokeriniz var. Çift cevap joker hakkınız var. Hı. Yani B'yi seçtiniz, doğru çıkmadı, A'yı da seçebilirsiniz. Hı. Fakat B yanlış çıktı, çekilme kararı almaya niyetlenirseniz onda çekilemiyorsunuz. Çekilemiyorum. Ama iki şıkkı elde değilseniz diğer ikisinden biri doğru cevap diyorsanız o zaman bu şık şey jokeri kullanmak çok mantıklı. Kullanayım bari. Evet. Son kararınız. Son karar. İlk tercihiniz hangisi olur efendim? Kalpak diyeyim ilk önce. Son kararınız mı? Son kararım. Bir kalpak son kararım. Kalpak değilmiş. Ya, diğer Frank cevabınız? A. Frank son cevabı. Son karar diyelim yani. Ben de kanıtırdım. Bu da olmazsa? Umarım öyle bir kötü sonuçla karşılaşmayız. Evet. Efendim yılların tecrübesi ve bir kadın gözüyle Atatürk'e bir kadının baktığı zaman en çok hangisini yakıştırır aynen, tespitini tabii. Bence çok doğru yaptınız. Evet, evet. Ya fraktır ya kalpaktır dediniz. Ama önce bir fraktı bir sonradan da Elizabeth kalpağı daha çok beğendiyse diye. Ondan tereddüt ettim, onu söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'e de hepsi çok yakışıyordu ve çok evet, güzel taşıyordu tabii hepsini. O yüzden Elizabeth o seçenekler arasında herhalde en çok fraktan etkilenmiştir. Atımızın diğer fotoğraflarını görse eminim hepsine de ayrı ayrı hayran kalırdı. Efendim tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten çok iyi yarıştınız Rana Hanım. Vallahi böyle. Evet, şu an 10. soruya doğru cevap vermiş durumdasınız ve 200 bin liranız cebinizde efendim. Bu... 11. soru gelirse bakalım ne olur. Evet, final sorusuna 2 sorumuz kaldı. Devam ediyoruz. Edelim artık. Sırada 11. sorumuz var. Sevgili izleyiciler, 400 bin lira değerindeki sorumuz geliyor.
Hangi şair çocukluğunda Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuştur? A. Cemal Süreya. B. Edip Cansever. C. Turgut Uyar. D. Ülkü Tamer. Evet. Cemal Süreya değil. Edip Cansever olabilir. Turgut Uyar. Ülkü Tamer. Yani bunlardan da emin değilim. Kesinlikle emin değilim. Onun için ben çekiliyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Teşekkür ederim. Peki Rana Hanım, devam etseydiniz ne derdiniz? Devam etseydim... Edip Cansever derdim mesela. Atıyorum. Efendim doğru cevap Cemal Süreya'ymış. Hayret bir şey yani. Ben onu hiç... O olmaz dedim ilk önce. Evet. Cemal Süreya'yı evet çok güzel. Her şeyiyle çok güzel kızın ama hiç tahmin etmedim. Ezan okunacağını tahmin ettim. Müezzinlik yapmış demek evet. Ki. Yani Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuş Cemal Süreya. Bunu da milyoner sayesinde öğrenmiş olduk. Evet. Ama en önemlisi sizi tanımış olduk Rana Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ben de sizinle karşılıklı olmak en büyük hayatımda istiyordum. Ona da nail oldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Gerçekten biz teşekkür ederiz. Onurlandırdınız, şereflendiniz. Rana Hanım bırakmıyorum sizi. Öyle mi? Evet, son bir nasihat almak istiyorum sizden. Tamam. Bu enerjiyi, bu yaşam sevincini koruyabilmek için gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere ne tavsiye ederim? Hayat her zaman için devam ediliyor, ediyor. Geride bir üzüntüler vesaire ne olursa olsun bugün yaşantıya devam etsinler ve kendilerini çalışmayı hiç bırakmasınlar. Bir kere ilk önce o. Gençler devamlı çalışsın. Hmm. Bedenen de, beyinen de çalışmalılar lazım. Devamlı hareketli olsunlar. Hiçbir şeyi bırakmasınlar. Özellikle de sporu hiç bırakmasınlar. Devamlı hayatlarında spor olsun. Ama vakitleri olsun olmasın. Hiç olmazsa oturdukları yerde böyle sporlarını yapsınlar zamanları yoksa. Benden tavsiye. Çok teşekkür ederiz efendim. Aklınıza gönlünüze sağlık. Çok tamam. Teşekkür ederiz. Efendim, 200 bin lirayla uğurluyoruz. Sizi böyle alayım lütfen. Muhteşem yarışsınız. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok mutlu ettiniz beni. Bütün seyircilere de hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sizler de bize efendim. Buyurun bu taraftan. Ben teşekkür ederim.